Detaydan iyi akşamlar. Bugün Kemal Göktaş yok ama haftaya yine bizimle birlikte olacak. Bugün detayda bizi konuşacağız. Bizi derken aslında tüm olumsuz koşullara rağmen gazetecilikte ısrar eden ve ayakta durmaya çalışan medyayı konuşacağız. Aslında biz diyoruz ama bu bir bakıma da değil, sizlerin de sorunu. Çünkü bağımsız ve gazetecilikte ısrar eden medyanın susturulmaya çalışılması bir yanıyla da tabii ki halkın haber alma özgürlüğüne yok edilmesi anlamına geliyor. İki konuğumuz olacak bugün, iki meslektaşım. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyelim ve başlayalım ikinize de. Hoş bulduk. Şimdi aslında her şey Oda TV'nin bir haberiyle başladı. Bu fon tartışmasından bahsediyorum tabii, oradan başlayalım istiyorum. Haberin başlığı şöyleydi: Amerikan Vakfı Türkiye'de hangi medyaya ne kadar para verdi? Rekor 476 bin dolar ile Medyascope. Ve şöyle devam ediyordu haber: Türkiye'de kritik kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Crest Foundation dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. Şimdi başlığı da içeriği de ilginç tabii. Yani hani bu gizli bir olay değil. Sonuçta hem fon veren vakıf duyuruyor kimlere verdiğini, hem de alan medya kuruluşlara bildiriyor. Tabii kritik derken de kritik hangi anlamda kritik, ona dair bir şey yoktur. Habercilik açısından tartışılabilir bir haber bu. Fakat bunun üzerine tabii hem saray medyası hem de hükümet yetkilileri üzerine atladı fon tartışmasının ve fon alan medyaya yönelik düzenlemelerden söz edilmeye başlandı. Hatta sosyal medyaya yönelik bir düzenlemeden de söz edildi. Saray medyalarından A Haber'de fondaş medya diye yayınlar yapılmaya başlandı ve tüm saray medyası olmayan medya kuruluşları bunun içine kondu. Şimdi buradan başlayalım ama şöyle başlayalım isterim. Şimdi bir yanıyla saray medyası var ve nereden beslendiğini biliyoruz. Yani ilan gelirleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarından ya da iktidarın işaret ettiği özel şirketlerle beslenen bir yandan saray medyası, diğer yandan da ayakta durmaya çalışan, zor koşullara rağmen gazetecilikte ısrar eden medya kuruluşları. Buna rağmen iktidar neden gazetecilikte ısrar eden medyayı hedef alıyor? Çünkü sonuçta %90'ı aslında bugün medyanın sarayın emrinde. Banu Hanım, sizden başlayalım. Niye buna rağmen gözü hala bu bağımsızlıkta ısrar eden, gazetecilikte ısrar eden medyada iktidarın? Çünkü hala boğamadıkları bir bağımsız medya var. Yani hala hakikati bükmek istiyorlar. Hala kamu görevlilerinin neyin doğru neyin gerçek olduğuna karar verme yetkisini atamak istiyorlar. Bu arada evet, yani ilk haber Oda TV'de çıktı ama mesela ondan evvel haberlerin çıkmaya başlaması 21 Temmuz'du. Ondan evvel 19 Temmuz'da Ekşi Sözlük'te aslında bir başlık açıldı ve öyle orada mi teşhir edildi. Yani orada bir tür fişleme gibi bir şey yapıldı. Aslında akademisyenler üzerindendi. Hı hı. Ama Medyascope ve Ruşen Çakır'ın ismi de geçiyordu orada. Ondan sonra birdenbire işte aynı gün içerisinde birer saat arayla Oda TV ile başlayıp Ulusal'la devam eden, işte Yeni Şafak'ın, Yeni Akit'in arkasından geldiği bir silsile halinde bu haberler yayıldı. Evet. Tabii hükümet açısından son derece kullanışlı haberlerdi bunlar. Fatih, sen ne dersin? Ya bir yerden düğmeye basılmış gibi iktidarın ekmeğinde yağ sürülen bir şeyden, habercilikten bahsediyoruz ve hani Oda TV'de kendisini bağımsız ilan eden bir medya olarak tanıtıyor. Hatta enteresan bir şekilde bu, dedim ya, A Haber'in hani bütün basın kuruluşlarını içine aldığı tabloda Oda TV'nin de adı vardı. Evet, üstelik yani orada pek çok basın kurumu var. Bunlar senin de ifade ettiğin gibi zaten sitelerinde açıkladılar yani nereden destek aldıklarını. Bu kurumlar da açıkladı. Ama şimdi hemen Fahrettin Altun'un refleksini de beraberinde görünce insan tabii şöyle demediğini edemiyor. Yani Fahrettin Altun mu rica etti falan, yani böyle bir
nasıl bir paslaşma halidir bu falan. Çünkü çok bu bilinmeyen bir şey değildi zaten. Hani bunun için bir araştırmacı gazetecilik harikasına falan gerek yok. Neyi araştıracaksınız ki yani? Zaten insanlar açıklamış her şeyi. Yani normalde orada da başka bir sorun var. Hani Türkiye'de kamu kaynakları, halkın vergileri, basın ilan kurumu ve ismini bilmediğimiz gazetelere kamu bankalarından çok büyük miktarlarda kaynak aktarıldığı tabii bilgileri var. Şimdi bir yandan da yaşamaya çalışan, iyi habercilik yapmaya çalışan sınırlı sayıda işte bir elin parmağı kadar bile olmayan basılı gazete, televizyon ve aslında çok iyi işler yapan internet medyası var. Bence çok çok iyi işler yapıyor. Yani Türkiye'de bu baskı ikliminde çok daha gelişti internet medyası. Nereden insanlar şey yapacaklar? Yani Türkiye'de kitlesel fonlama diye bir şey de alışkanlık da gelişmiş değil açıkçası. Böyle olunca yani bunlar zaman alacak biraz ve habercilik pahalı bir uğraş. Nihayetinde insanların sigortasını, maaşını ödemeniz gerekir. Kullandığınız internet alanı için bir ödeme yapmanız gerekir ve başka pek çok ödeme gerekir. Yani bir haberin aslında ekrana ya da bir siteye yansıyabilmesi için insanlar, belki bu işle uğraşmayanların çok bilmediği şeyler bunlar. O rakamlar, o açıkladığı rakamlar hani belli sayıda kişinin çalıştığı bir yayın organı için aslında çok da böyle cüsseli rakamlar değil açıkçası. Yani onun çok daha fazlası iktidar medyasına akıyor zaten. Bizim evet, TRT'ye ödediğimiz, bizim vergilerimizden TRT'ye aktarılan pay zaten onun çok çok üzerinde. Evet. Peki Banu Hanım, fon almak suç mudur? Yani her fon alan medya kuruluşu tetikçilik mi yapar? Yani bir defa hani suçun tanımı itibariyle kesinlikle suç değildir. ya ben bu meselenin mesela bir mesleki tartışma olduğunu düşünüyorum. Evet, yani fon almak gazeteciliği zedeler mi? Bu gazetecilerin, medya örgütlerinin kendi arasında yapacağı bir tartışma olabilir ama asla hükümet tarafından düzenlenecek bir başlık, bir alan olamaz. Yani evet, elbette, yani günlerdir zaten aynı şeyi konuşuyor herkes, medya profesyonelleri. Yani elbette ideali bir medya kuruluşunun kendi kaynaklarıyla, okuyucunun desteğiyle ayakta kalmasıdır. Fakat yani bugün Türkiye'de bu mümkün değil. İşte az önce Fatih'in de söylediği gibi yani %95'i ya doğrudan hükümetin ya da hükümetin yanında duran iş insanlarının elinde medyanın. Yani gazeteciliği biz nasıl yapacağız? İçimizden mi yapacağız? İçimizden mi konuşacağız? Evrensel'in de içinde bulunduğu eleştirel gazetecilik yapan yayın organları basın ilan kurumu tarafından her gün boğulmaya çalışılıyor. Yani daha işe birkaç hafta evvel tasarruf genelgesi yayınlandı. Evet. Özellikle yerel gazetelerin ölümü anlamına geliyor. Şimdi bir de fon meselesi kriminalize edilmeye çalışılıyor. Yani tekrar söylüyorum, ya bu bir mesleki tartışma olabilir ama asla bu bir suç değildir. Elbette şeffaflık gözetildiği sürece. Bir de yani sanki bu fon veren kuruluşlar sanki basın kurumlarına gidiyorlar ve biz sana bu parayı vereceğiz. Sen de şu an, ya bu yani biraz fon işinden anlayan birisi gayet iyi bilir ki siz başvurursunuz, tabii, niyetinizi ortaya koyarsınız, nasıl bir yayın yapmak istediğinizi ortaya koyarsınız. Onların ajandasıyla, ajanda derken burada hani içinde ajan geçtiği için şey olmasın. o kuruluşun ilkeleriyle sizin duruşunuz, sizin yönünüz uyuşuyorsa size fon verirler ve bu son derece denetlenen, yani son derece şeffaf, bütün o paranın neyin nereye harcandığının denetlendiği bir süreçtir. Yani hiçbir para öyle havaya uçmaz, gizli yerlere aktarılmaz. Dolayısıyla eğer bir kurum parayı, fonu nereden aldığını, nereye kullandığını açıklayabiliyorsa, her şey şeffaflık içinde yürüyorsa, Türkiye'nin koşullarında asla suç değildir zaten ve bence Türkiye'nin koşullarında gerçekten ayakta kalmanın metotlarından bir tanesi. Çünkü insanlar unutuyorlar, gazetecilik aktivizm değildir, gazetecilik bir meslektir. Gazetecilerin insanca yaşayacak koşullara sahip olma hakkı vardır. Kimse bizden
hobi, bu bir hobiymiş gibi, bu bir aktivizmmiş gibi hayatımızı nasıl kazanacağımızı düşünmeksizin, nasıl hayatta kalacağımızı düşünmeksizin bu mesleği sürdürmemizi bekleyemez. Kaldı ki mesleğin layıkıyla yapılması için de belirli kaynaklara ihtiyaç var. Tabii. Peki Fatih, şimdi demin bu A Haber'in şeyinden, haberinden bahsetmiştim, evet, ya. Şöyle bir şey söylemişlerdi. Aslında tabloyu verecektim ama bu yalan, evet, şeyini de büyütmemek, yaygınlaştırmamak, anladım, için özellikle, anladım, vermeyeceğim. Ama şu başlıkları şu: ABD'den Türkiye'deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı, skandala tepki yağıyor. Ve diyor ki, aha, isim isim fondaş medya. FETÖ, CHP, Sol, yalan terörünün markaları. Şimdi burada Evrensel de var. Evet, evet. Evrensel şimdi şöyle bir şey, fon alıyor mu? Biz fon almıyoruz. Biz bu haberleri yapanları dava manyağı yapabilirdik açıkçası her birini. Ama onu da çok da manalı bulmadık yani. Şimdi şöyle bir yanıt verilebilir belki. Şimdi sevgili meslektaşımız, deneyimli bir meslektaşımız Atilla Özsever, son kitabında hem mesleki deneyimlerini aktarıyor hem de işte diyelim, aslında tarihsel bir kitap, böyle asker içinde de sol örgütlenmeleri falan anlatmış, kendisinin de içinde olduğu, abisi de var. Orada abisine bir komutan diyor ki, şimdi hani bu fon falan diyorlar ya, ona bir yanıt olsun diye aktaracağım. Solcu bir şey belli yani, NATO'ya karşı birisi. Ya diyor, cuntacı falan değil, sol cuntacılardan değil, bu sosyalist birisiymiş abisi. Ya sizin donunuz bile Amerika'dan diyor filan askerlere. Şimdi o zaman süt tozu filan geliyor biliyorsun. Marshall, evet, yardımı filan. Ya şimdi yani ben fotoğraf çalışmak için İstanbul'un tarihi yapılarını çekerken Valide Pertemniyal Valide Camii, Sultan Camii mesela, orada kocaman tabela Avrupa Birliği Kültür Mirası Fonu falan. Şimdi, tabii, ya camiler Avrupa Birliği desteğiyle restore edildi Türkiye'de. Şimdi öyle olunca sevap, ama diyelim basın kurumları, iktidarın destek vermediği basın kurumları çeşitli batıdaki çeşitli kurumlardan destek aldığı zaman bu bir suç. Yani bunu, yani böyle kader olmaz diye isyan etmek lazım. Yani burada ciddi bir problem var. Bir ağır bir manipülasyon yapılıyor. Dolayısıyla öyle olunca açıkçası yanlış soruya doğru yanıt aramak gibi bir tartışmak da çok manalı olmuyor. Biz başka bir zaman, Banu'nun dediği gibi, bu başka bir çerçevede tartışılabilecek bir konu. Ama açıkçası diyelim Evrensel gibi farklı iddialara bir sahip bir gazete, farklı yani kendisini idame ettirecek farklı kaynakları harekete geçirmeye çalışır. Ama örneğin bir meslek örgütü yahut da işte diyelim farklı hani internet, bir internet sitesi ya da farklı farklı habercilik mecraları, burada biz içeriye bakarız. Yani yapılan iş nedir, nasıl bir habercilik yapılıyor. Dolayısıyla burada bir kriminalize etme süreci var. Bunun ben konuşulmaya başlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği seçim süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Onu da konuşacağız. Yani politik olarak, evet, bir o var, bir de ağır ego var tabii. Yani büyük paralarla destekledikleri kendi medyaları çok, son derece itibarsız. Çünkü tetikçilik yaparak bir enerji üretemezsiniz habercilikle ilgili. Yani dolayısıyla bu kurumlar, az sayıdaki alternatif yayın organları biraz da bunun için edip diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Banu Hanım, şimdi demin söylediniz siz, hani tabii ki hani olması gereken, sonuçta keşke öyle olsa, hani hakikaten kendi gelirleriyle medya ayakta kalsa, ama sonuçta mecburen bir takım fonlarla da gazetecilik yapmak durumunda kalıyoruz. Ama benim ilgimi çeken başka bir şey oldu bu tartışmalar sürerken. Söz konusu hedef gösterilen televizyonlardan bir tanesi, kendisini bağımsız medya olarak lanse eden, ismini vermeyeceğim onların yaptığı gibi, fon alan bazı medya kuruluşlarındaki arkadaşlarımızı neredeyse ajan ilan ettiler. Ve tabii sosyal medyada bir takım yine kendi bağımsız gazetecilikte ısrar ettiğini söyleyen bazı arkadaşlarımızın da işte okur destekleriyle ayakta durmak gerekir türündeki eleştirilerine denk geldik. Ama
Türkiye'deki koşullar da malum. Yani hem bir ekonomik kriz söz konusu, hem büyük bir işsizlikle karşı karşıyayız. Benim anlayamadığım şey şu. Niye birbirimizin kurdu oluyoruz? Yani siz, özellikle sizin de içinde, TGS'nin de içinde yer aldığı birçok kuruluş, oysa hani bu yabancı fonlu mecraları düzenleme önerisinden kaygılıyız diye bir açıklama yaparken, niye bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz? Keşke cevabını verebilsem. Gerçekten bu benim de hayretle karşıladığım, üzüntüyle karşıladığım bir şey. Fakat bu SETA raporumdan bu yana zaten yani ülkedeki basının, medyanın oksijen alabildiği alanlar bir işte yabancı medya kuruluşlarının buradaki şubeleri diyeyim. Bir onlar, bir de işte fonlar vasıtasıyla eleştirel gazetecilik yapabilen kurumlar ve bir de işte Evrensel'in de aralarında bulunduğu çok kıt kaynaklarla ve her gün risk altında, her gün kuşatma altında bu işi yapmakta ısrar edenler. Şimdi SETA raporuyla zaten bu ajanlık meselesi 2 sene oldu mu SETA raporu çıkalı? Yani o zaman oradaki arkadaşlarımız zaten bir hedef göstermişlerdi. Evet. Şimdi bu tuhaf bir şekilde hani kutuplaşmadan bahsediyoruz. Ülkede bir kutuplaşma var, fakat bu mesele tuhaf bir şekilde hem hükümet yanlılarını hem de kendini solda tarif eden bazılarını birleştiren bir mesele oldu. Ne yazık ki. Anti-emperyalizm üzerinden. Üzülüyor. Ya ben yani nedeni açıklayamıyorum. Bilmiyorum. Belki Fatih'in bir cevabı vardır. Var mı Fatih? Ya ben bağladıktan sonra devam etsem sanki olur, daha iyi olacak. Olur. Bir dakika. Sorunun ikinci kısmı nasıldı? Bağlayayım ben. Ya da ben gireyim, sen de sonra devam et. O da olabilir. Bilmiyorum. Olur olur. Ya şimdi tabii şunu da bilmek lazım. Çok bir ulusal solcu refleksi var. Burada milliyetçi bir sol, problemli bir sol var. Tırnak içinde bir sol bence bu. Yani şimdi aslında Avrupa'daki pek çok vakıf, örneğin böyle çeşitli destekler sağlayan vakfın böyle alternatif mecralara, yani demokratik mecralara kaynak sağlaması için Avrupa'da da bir mücadele veriliyor. Yani orada da Avrupa halklarının birikimleri üzerinden bir şey var. Hı hı. Çeşitli kaynaklar harekete geçiriliyor. Çeşitli şeyler için bu. Ve orada diyorlar ki yani Avrupa'daki demokratik güçlerde, bunun içinde basın meslek örgütleri de var, çeşitli hak örgütleri de var. Diyorlar ki ya yani sadece şunlara değil, şunlara da vermelisiniz. Dolayısıyla bu aynı bizim basın ilan kurumundan, yani halkın vergileriyle basın ilan kurumunun sadece iktidar medyasına değil, okurun muhatap olduğu bütün yayınları destekleme sorumluluğu gibi bir sorumluluğa davet ediyor aslında Avrupa'nın demokratik kamuoyu da çeşitli vakıfları. Dolayısıyla burada nasıl bir içerik üretildiğine bakmak lazım. Yani açıkçası tarih ve coğrafyadan kopuk bir şey yapıldığı zaman analiz bu çok manalı olmuyor. Şimdi diyelim hani Evrensel'in fon almıyor oluşu, fon olan yayın organlarını toplum olarak problemli kılmaz benim açımdan ve ben bu tam şimdi ben seçim satım haliyle, yani bu 2022'de olabilir, 23'de olabilir, Erdoğan ne zaman yolu düzleyip belki ABD ve Avrupa Birliği'nden sıcak parayı bulup biraz ortalığı, yani seçim yasasını da bir şekilde ayarladığını hissederse belki şey olacak, ama şimdi hem sosyal medyaya ilişkin bir yeni düzenleme, hem böyle bir şekilde hani muhalefetin sesine kanal açan yayın organlarının hedef alınması bir politik program dahilinde oluyor bence. Yani bunların hiçbiri öyle, Oda TV'de kendi üzerindeki diyelim farklı şiddet potansiyelini nötralize etmeye dönük bir kaldıraç olarak gördü belki bu haberi. Hı hı. Bunu yaparsak bizim için böyle bir şey olur, yollar iyice açılır falan diye düşündü belki. Hı hı. Yani dolayısıyla böyle bir şey var. Ortada böyle problemli bir durum var. Ve açıkçası tok sesli ve net konuştuğunu düşünerek belki bazıları bu fonla ilgili
karşıdan bir takım şeyler söylüyor ama bu söz aslında dönüp Fahrettin Altun'un söylediği yere de bağlanıyor. Evet. Yani dolayısıyla o da başka bir sıkıntılı bir durum. Peki ikinize de sormak istiyorum. Yani neden hatırlattım, Fahrettin Altun'da yabancı ülke liderlerinin işte Türkiye'de bir takım şeyler yapmaya çalıştığını söylüyor ve diyor ki yeni kisveler altında 5. kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz. Ne yapabilirler yani? Nasıl bir susturma olur ve susturulursa ne olur hakikaten bu eleştiriler, eleştirel medya? Banu Hanım sizden başlayabiliriz. Tamam, yani şimdi mesela Fahrettin Altun'un açıklamasında ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına benzer yapma. Yani basın özgürlüğü bahane başlığı altında geçiyor. Bu zaten basın özgürlüğünden ne anladıklarına dair çok açık bir beyan. Şimdi ne olabilir? Benim aklıma maalesef bir de Fahrettin Altun demiş ki işte mesela Amerika'da bu konu düzenlenmektedir. İşte yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşlarının çalışmaları, işte bunlar çalışmalar hakkında 6 ayda bir bilgi ver. Zaten böyle. Evet. Yani mevcut durumda Türkiye'de fonla çalışan herkes elbette İçişleri Bakanlığı tarafından denetleniyor. Hem İçişleri Bakanlığı'na hem de fon aldıkları kuruluşlara düzenli olarak raporlama yapıyorlar ve o parayla ne yaptıklarını açıklıyorlar. Tabii. Zaten Türkiye'de de durum bu. Uç örnek, Rusya'da 2012'de bir yabancı ajan yasası çıkarıldı. Önce sivil toplum kuruluşlarına yönelik. Sonra bu yasa 2017'de basını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu yasa şu, yabancı ülkelerin, yabancı kuruluşların dağıttığı fonlardan faydalananlar yabancı ajan, foreign agent başlığı altında düzenlendi. Ve bu kuruluşlar basın da, medya organı da olsa, sivil toplum kuruluşu da olsa kendilerini öncelikle böyle tanıtmak zorundalar. Mesela Rusya'da Medusa diye bir haber kanalı var, medya organı var. Mesela Twitter'da bakın, haberlerine tweet attıklarında önce bir fix bir şey var, açıklama. Bu kuruluş bir yabancı ajandır, biz yabancı ajanız, biz dışarıdan para alarak bu işi yapıyoruz demek zorundasınız. Bunu demediğinizde çok yüksek para cezaları kesiliyor ve sonunda zaten o para cezalarını ödeyemediğiniz için kurumunuzu kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Rusya'da faaliyetine son vermek zorunda kalmış böyle bir dolu sivil toplum örgütü var, basın kuruluşu var. Benim aklıma yani Rusya'daki ya bizimle Rusya arasındaki paralellikleri de düşününce benim aklıma uç örnek olarak mesela acaba buraya kadar gider mi diye bir kötü senaryo olarak bu geliyor. Fatih sen ne dersin? Yani tabii şimdi şöyle Amerika örneğin Erdoğan ziyaret ettiği zaman müttefik oluyor açıkçası ama yahut da Avrupa Merkel mesela. Bunların hepsi dost ve müttefik oluyor ve o telefon bir kere açılsın diye neler neler yaptılar yani. Tabii. Hani seçimde Trump'ı desteklediler. Ya, yani her şey allak bullak oldu. Daha sonra da Biden'la görüşmek için yani nasıl bir diplomasi işledi ve şimdi onlar görüştüğü zaman Türkiye'nin kaç yıllık müttefiki oluyor ama ve aynı Amerika Türkiye'de muhalefeti bir şekilde şeytanlaştırmak üzere tersten bir imaj olarak harekete geçiriliyor. Yani böyle olunca bu tabii bir yerli ve milli komplo oluyor. Bu başka hiçbir şey olmuyor yani. Dolayısıyla bir kere bunun üzerinden bir anti-emperyalizm tartışması yapmak çok manasız. Çünkü son derece politik bir şekilde farklı seslerin üzerine gidilmek isteniyor. Ve yapılan araştırmalarda iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ciddi bir zemin kaybettiğine ilişkin şeyler var ve bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu SETA Vakfı'nın raporunun yabancı medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları tırnak içinde ifade oydu. Başlıklı raporundaki raporun bağlama cümlelerinden bir tanesinde şöyle diyordu sona doğru. Fişlemeyi tamamladıktan sonra diyor ki ya aslında böyle bu gazeteciler evrensel bir gün gibi marjinal yerlerde çalışmış. Dolayısıyla onların yerine aslında bizim çocukları alsanız aslında bir problem kalmayacak demeye getiriyor. Rapor öyle bir yere bağlanıyordu. Dolayısıyla
Ya bu fonları falan bize verin. Biz o zaman yerli ve milli olur bunlar. Tadından yenmez ama işte bir şekilde muhalefetin haberlerinin çıktığı yayın organlarına verirseniz o zaman başka bir şey olur. Dolayısıyla burada ağır bir manipülasyon var. Bu manipülasyona da alet olmamak lazım. Sağlıklı bir zeminde bütün bu ilişkilerin her biri meslekle ilgili. Ya Türkiye'de bu kadar ya AKP iktidarı bize öldürülen gazetecileri açıklasın. Yani bir sürü meslektaşımız sokakta dövülüyor. En son Bülent'in nefesi kesildi. Tabii. Ardından yine meslektaşlarımız şiddete maruz kaldılar. Emniyet genelgesinden sonra bu artık zulme dönüştü. Sokakta haber yapan bütün meslektaşlarımız için. Bunu açıklasınlar bize yani. Dolayısıyla şimdi bunların üzeri bir şalla örtülüyor ve belli kurumlar şeytanlaştırılarak bunlar üzerinden de açıkçası bir kutuplaşma yaratılıyor tekrar. Ve bazı isimler de tekrar aslında bazı isimleri anmak da çok da manalı değil belki. En son Ruşen Çakır için işte yani şöyle bir uzasan diye tweet Onu atan insanlar bile onu gördük yani. ayrıca Hani sana soracağım zaten. evet yani son bu tabii şöyle oluyor. Bu bereketli bu kadar şölen bir kışkırtma çok üzerinde sörf yapılacak bereketli bir toprak oluşturuyor bazıları için. Bu çemberin dışında durmak lazım. Yani mesleği bu kadar kirli bir zeminde tartıştırmak bile manalı gelmiyor bana açıkçası. Evet ama bir Ancak yandan savunabiliriz mesleğimizi yani buna karşı. elbette işte ama bir yandan da demin sen de işaret ettin ya bu bir acaba hani erken seçim baskın seçim hazırlığı da olabilir mi Tabii diye soru tabii. işaretleri Öyle var. Ben de düşünüyorum. öyle düşünenlerden biriyim Evet. açıkçası. Çünkü Evet. sadece bu fon alan medyaya yönelik düzenlemeden söz etmiyorlar ki alıp almayan herkesi zaten bir çuvalın içine Kesinlikle. Tabii ki. koyacaklar. Bir de Tabii. sosyal medyaya yönelik düzenlemeden söz ediliyor. Onu da ilk işaretini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Hani sosyal medyada hem terör hem de yalan haberler çokça bunlara izin veremeyiz gibi bir şey söylemişti. Birkaç gün önce de AKP Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya Alman modeli diyerek işte dezenformasyon yapanlara karşı 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası Evet. hatta sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalardan söz etti ki sosyal medyaya yönelik bu kaçıncı düzenleme olacak artık hani sayısını ben bilmiyorum tahmin edersiniz. Yani bütün bunları da toplayınca böyle bir manzarada hani sosyal medyanın susturulduğu, eleştirel gazeteciliğin yok edildiği bir ortamda Türkiye seçime giderse ne olur? Banu Hanım. Fatih bir nefes aldı, başlayacaktı galiba. Fatih sen Ya başlamak yok istersen sadece tabii şunu ki. söyleyecektim ya. Yani ya şimdi Erdoğan dedi ki bizde dedi aşı ücretsiz diğer Avrupa ülkelerinde şu kadar para filan. Tabii. Ya bunu birkaç kere söyledi. Ya bu bir büyük yalan değil. Bu dezenformasyon ötesi bir şeydi yani. Yani ve daha sonra artık dedi ki yani başka Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aşı bizde de ücretsiz ama test başka yerlerde ücretli falan diye takla attırmaya çalıştı falan. Şimdi ne yapacaksınız yani? Bu sosyal medyada yayınlandı, iktidar medyasında yayınlandı. Var mı bir yargı süreci? Dünyaya yalan söyledi yani. Şimdi bir numara yani baktığında iktidarın en tepesinde oluyor. Ve Yani. onun altındakiler de dezenformasyonu düzenleyecek. Şimdi korkunç tabii yani. Dolayısıyla bu bir yeni sansür süreci tabii. Bunu herkes biliyor. Bununla da mücadele etmek gerekiyor. Kuşkusuz. Banu Hanım siz ne dersiniz? Yani argüman yalan haberle mücadele hem sosyal medya konusunda hem bu fon meselesinde hükümetin argümanı yalan haberle Evet. mücadele edecekleri. Fakat aslında hakikati denetlemek ve bükmek peşindeler ve bunu bir yasal düzenlemeyle yapmak peşindeler. Ve tamamen yeni bir sansür mekanizması. Fakat ben bilmiyorum belki çok naif bulunabilir ya da iyimser fakat yine de bir yolunun bulunacağını düşünüyorum. Eğer hani bir defa zaten bu sosyal medyaya az önce saydınız ya alınacak önlemler arasında işte sosyal medya yasaklı. Şimdi bunun yasaklanabileceğini yani bir insanın sosyal medya hesabının yasaklanabileceğini sanmak kadar gerçeklikten uzak bir şey olamaz. Yani bu
Hepimiz biliyoruz ki bazı araçlarla kendimiz de deneyimledik Tabii. ki hani onu bypass etmek mümkün. Gizliden yani beri çok iyi biliyoruz. Yani hükümetin hani bu kavrayamadığını anlıyorum ben bu olası önlemlerden. Ben yine de gazetecilikte ısrar edenlerin bunu bypass etmenin bir yolunu bulacağını en kötü senaryoda bile düşünüyorum. Ama evet yani şimdi mesela OHAL koşulları da şimdi bir yılla üç yıl arasında Tabii, kademeli olarak uzatıldı. Yani eğer bir erken seçim olursa zaten baskın seçim olursa bütün o olağanüstü koşullar altında giriyor olacağız. Zamanında olursa da o koşulların bir kısmı hala geçerli olacak. Dolayısıyla evet öyle anlaşılıyor ki bir seçim yani seçim atmosferine avantajlı konumda girerek işte medyayı susturarak, sivil toplumu susturarak muhalifleri susturarak girmeye çalışıyor. Toplumu boğarak girmeye çalışıyor hükümet. Hı hı. Fatih şimdi demin sözünü ettiğin şeye gelmek istiyorum. Yani hani direkt Ruşen Çakır'ı bir gazetecinin evet. hani şimdi ne oldu? Medyascope bir haber yapmış. Türkiye'li voleybolcu son 10 yılın en iyi oyuncuları listesinde diye. Oyuncunun adını vermeye gerek yok. Bunun üzerine Mine Kırıkkanat ki kendisi Cumhuriyet yazarı hani ve kendisini muhalif bir gazeteci olarak tanıtan bir isim. Direkt Türkiye'li sensin biz Türk'üz Ruşen Çakır. Yakında Türkiye'ye de bize de uzaktan bakacaksın uzun zamandır olması gerektiği gibi. Dehşet evet. bir şey bu tabii ve sen bir yanıt evet. verdin. Önce evet. ne dedin herhalde sen söylersin ve bu ne anlama geliyor yani? Hani belki demin de konuştuk ya hani kendisini muhalif olarak lanse eden gazetecilerin de diğer gazetecilere hedef göstermesi ve inanılmaz bir dille hedef göstermesi ki sanırım sonunda engellendi mi yine Kırıkkanat tarafından? Evet ya zaten sonunda değil daha şey hani eninde sonunda diye bir laf var ya beni hemen engelledi yani. Ben o tweet'i attıktan sonra ama baktım görünüyordu tepsini aldım onu da... Onu yayınladım artık yani. Şimdi yani tabii tuhaf bir şey çünkü ya sen ben yokken başkaları vardı yani. Şimdi baktığımızda hani bu topraklarda mesela şimdi bağlandığımız yer benim bağlandığım yer Heybeliada Rumların yani. Hani bütün adalar Rumlarındı zaten. Hani daha sonra buralara insanları getirdiler bir şekilde. Biz en son gelendiniz belki. Dolayısıyla şimdi baktığın zaman yani bu ülkenin nüfusu kim nereden gelmiş falan şimdi bu geriye kızdığın zaman zaten çok iç içe geçiyor bazı şeyler. Ağır bir ırkçılık tabii. Yani insanlar hedef haline gelince bir yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi Ruşen Çakır hedefe konunca ya bir voleyde ben vurursam buradan ben de bir şeyler kazanırım diye bir duygu oluşuyor. Yani bana da bir kapı açar diye bir şey. Dolayısıyla... Bu çok aşağılık yani daha önce Banu Güven'le ilgili de şey olmuştu. Evet Banu için de aynı benzer evet, bir... Evet evet korkunç yani kendisi korkunç bir insan. Dolayısıyla ben hani tabii son derece etik bir eleştiri yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Yani belki bu ülkenin mülkü sana mı ait gibi bir şey söyledim. Ben okuyayım seninle dediğini. Evet. Senin önünde olmayabilir şu anda. Farklı etnik aidiyetlerden halklar var bu ülkede. Türkiye'li demek yanlış değil, yanlış olan ırkçılık. Bu ülkenin sahibi sen misin, kimi nereye yolluyorsun? Ülkenin mülkü sende mi, insanlığı geçtik birazcık beyin, azıcık. Evet, yani ben genelde açıkçası Ayşe tahmin edersin. Ben böyle çok sosyal medyada da bilgi ve haber paylaşmak dışında ajitasyon evet. hatta zincir tweetlerle böyle milleti bilinçlendirme çabaları falan bunlar bana çok anlamlı gelmiyor. Çok girmiyorum o toplara. Ama burada şöyle bir şey hissettim. Ya bir meslektaşımla ilgili bir şey yani ya, şimdi böyle birbirine kovmaya başlıyor. Yani susunca bu suçu ortak olmak gibi bir şey hissediyor insan açıkçası. Kesinlikle. Dolayısıyla tuhaf bir baskılanmaya da giriyorsun. Yani dolayısıyla ya bir de çok tehlikeli bir şey ya. Bu ülkede insanlara kurşun sıkıldı. Biz bir sürü gazeteci kaybettik ya. En son Hrant Dink'i kaybettik. Yani nedir ya? Şimdi dolayısıyla bu korkunç bir şey yani bunların yapılması. Yani tabii doğrudan hedef gösterme var burada çünkü. Tabii. Şimdi örneğin işte Almanya'da meslektaşımız Erk Acerer'e dönüp evinde bahçesinde saldırı oldu. Daha sonra da bu taciz devam etti.
Ve işte Celal Başlangıç'a Alman polisi bir listeden söz ettiği isimler var ve insanlar hedef halinde. Nasıl oluyor bu peki? Yani bu işte Türkiye'de Sedat Peker'in videolarına da yansıdı. Bir şekilde Türkiye'den fonlanan fon deniyor ya sonuçta. Evet. Türkiye'nin fonladığı güçler orada bu listelerin bir yerinde duruyorlar. Dolayısıyla yani fonlar da böyle kullanılıyor Türkiye'den gelen fonlarda. Dolayısıyla ortada böyle ciddi bir problem var. Ve bizim gibi gerçekten ya dünya sıralamasındayız ya kaç tane Türkiye'de kaç tane aydın benim hani hocam Ahmet Taner Kışlalı işte Uğur Mumcu yani pek çok insan yani geliyor döndüğümüzde işte Musa Anter zaten Kürt gazetecilerin hikayesi başka bir şey yani orada devasa bir sayı var. Dolayısıyla burada konuşurken dikkat etmek lazım. Çünkü hedef haline getirdiğiniz her insanın hayatı tehlikeye giriyor bu ülkede. Hele böyle bir dönemde. Dolayısıyla yani bunlardan kaçınmak gerekiyor. Onun dışında da iktidar için zor bir zaman bu tabii. Kaybettiği bir yani bayır aşağı giden bir şey var. Yani öyle eski coşkulu şarkılar söyleyebilen bir şey yerine artık diyelim böyle bayram mesajlarında böyle es vererek konuşan bir profil var karşımızda. Dolayısıyla bu zor zamanda insanlar tabii gerilim volümü artıyor. Biz burada meslektaşlarımızın kurban edilmesine asla izin vermemeliyiz. Ben meslek örgütlerimizin burada Banu benim üyesi olduğum sendikanın İstanbul Şube Başkanı ve sonuçta Bülent'ten sonra çok iyi oldu. Meslek örgütleri bir araya geldi uzun bir aradan sonra. Kesinlikle. Yürüdük yani valiliğe yürüdük. Yani farklı illerde oldu. Bu duyarlılığı korumalıyız. Ben bu zor zamanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ama işte hiçbir meslektaşımızın, hiç kimsenin yani gazeteci olması gerekmiyor. Ayağına taş değmeden bu sürecin atlatılmasını ummak istiyorum açıkçası. Hı hı. Banu Hanım sizden de aynı sorudaki yanıtı almak isterim ama önce şunu hatırlatayım. Fatih dedi ya es verilen bayram konuşmaları. O konuşmalar nedeniyle de biliyorsun iki televizyonda da ceza verildi yani hani evet. Maalesef. Banu Hanım siz ne diyorsunuz? Yani hani Minek Kırıkkanat... Ben zaten dinlenmem olası. Yani ben öyle diğerleri gibi artı TV'nin işini zorlaştırmamak için şey yaptım. Bizim işimiz her zaman zor zaten. Yani tabii bir yandan işte hani Minek Kırıkkanat dediğim gibi bu isimlerden bir tanesi ve hakikaten çok tehlikeli bir söylemde bulundu. Ama diğer yandan da gerçekten hani gazetecilere yönelik hem Türkiye'de birebir sahada olan şeyler, saldırılar hem bu listeler. Fakat diğer yandan da medyadaki bir sessizlik bu. Hani hem hedef göstermelere hem listelere. Siz ne dersiniz? Medyanın kendi içindeki sessizlikten mi evet, bahsediyoruz? Kesinlikle. Yani bu maalesef Türkiye'de medyanın yani şimdi değil uzun zamandır sorunu. Yani gazeteciler meslekleri gereği hak ihlallerine uğrayanların haksızlıkların haberini yaparken kendi hakları ve uğradıkları haksızlıklarla ilgili maalesef benim yıllardır gözlemlediğim bir şey yeterince aktif olamıyorlar, yeterince ses çıkartamıyorlar. Gerçekten bundan işte 3 hafta falan oldu galiba. Bülent Kılıç'ın uğradığı polis saldırısından evet, sonra yaptığımız eylem hepimizi mutlu eden bir katılımla gerçekleşti. Umut veren bir katılımla gerçekleşti. Ama maalesef işte mesela bu fon meselesinde olduğu gibi bir şekilde bir böyle bir gruplaşma, bölünme oluyor ve mesleğin arkasında durmak, mesleğin ilkelerini savunmak, hep birlikte savunmak, bütün örgütlerle birlikte savunmak mümkün olamıyor. Maalesef. Mine Kırıkkanat örneği de bu arada Cumhuriyet'teki tek örnek değil. Yani bugün bir başka yazı daha vardı. Mine Kırıkkanat örneği de yani söylediği şey ya sev ya terk et ve faşist sözlükten konuştuğunun farkında mı ve o zaman nerede duruyor kendisi hakikaten bir dönüp kendisine de yeniden bir kendisinin nerede durduğuna dair bir düşünmesini tavsiye etmek lazım.
Kesinlikle. Peki ben size şeyi de sormak isterim Banu Hanım. Siz Hürriyet'ten işten çıkartılan 45 gazeteciydiniz değil mi? 45'likler. Evet. 45'likler olarak bayağı bir mücadele verdiniz ama ne oldu? Durum nedir? Yani tazminatlarınız verilmedi çünkü sizlerin. Hiçbir şey verilmedi. Yani işte ne fazla mesailer, ne tazminatlar, ne kullanılmayan izinler, hiçbir şey. Yani işte Ekim'in son iki günüydü. 2019. Neredeyse iki yıl bitecek. Bir grup arkadaşımız işe iade davası açtı. Bir grup arkadaşımız alacak davası açtı. Davaların hiçbirisi sonuçlanmadı. Şimdi yeni düzenleme gereği önce mecburen bir ara buluculuğa gitmek gerekiyor. Hürriyet o masaya hiç gelmedi. Hiçbir toplantıya gelmedi. Arkasından dava sürecini mümkün olduğunca elinden geldiğince uzatmak konusunda ne yapabiliyorsa hepsini yaptı. Şahitleri getirmemek, işte polis soruyla getirilme kararını beklemek gibi. Zaten araya pandemi girdi. Yaklaşık 7 ay kadar bir de öyle attı. 45 kişi, işte bir kısmı iş bulabildi, bir kısmı gazetecilikten vazgeçmek zorunda kaldı, başka maalesef işler yapıyor. Bir kısmı hala işsiz. Ve işte Kasım 2019'dan bu yana beş parasızlar. İşte aklımızı kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani hayır, bir yanıyla sizin tazminatlarınız, haklarınız ödenmezken diğer yanıyla da hani Hürriyet, daha doğrusu Doğan grubunun nasıl alındığını da biliyoruz. Demirören grubu tarafından Ziraat Bankası'ndan verilen kredi ve o kredinin geri ödenip ödenmediği de şaibeli. Kredinin geri ödenmediğini duyunca açıkçası Demirörenler'de en azından bir tutarlılık olduğunu fark ettim ben. Yani hani bizim tazminatları da ödemedi, krediyi de ödemiyor. Ödemiyorlar yani bir hani o bakımdan. Elleri sıkı galiba. Ama tabii hakların ödenmesi gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama son olarak şöyle bitirelim. Yani biz aslında bizi konuştuk ama hani en başta dedim ya aslında biz değil. Sonuçta biz halkın haber alma özgürlüğünü konuşuyoruz ve olmadığı takdirde de neler olabileceğini hem örnekleriyle yaşadık hem bundan sonra da umarım yaşamayız ama bir tehlikeden söz ediyoruz. Süre boyunca yavaş yavaş konuştuk ama ne yapılabilir, ne olması gerekir bundan sonra? Fatih senle başlayalım, sonra da Banu Hanım'la bitirelim. Kim ya, ne yapmalı? Bizim meslek için hani bir laf var ya, böyle her şeye zeval olmaz diye. Hani biz aracıyız, dediğin gibi halkın haber alma hakkında tercümanız biz. Ama bizde böyle hem böyle metafor anlam işte elçi, gazeteciye zeval olur hem de elçi vurulur yani. Böyle bir ülkeyiz biz. Şimdi böyle skandallar ülkesi. Dolayısıyla böyle olunca mayınlı tarlada gazetecilik yapmak gibi bir şey oluyor. Açıkçası bizim kuşaklar galiba böyle devam edecek. Yani önümüzdeki dönemin daha iyi olacağını umuyorum ben. Ama çok sert bir tarihten geçiyoruz. Benden sonraki daha genç jenerasyonların, daha mesleğe yeni giren meslektaşlarımızın daha iyi bir Türkiye'de gazetecilik yapmasını bulmak istiyorum açıkçası. Bana böyle inişli çıkışlı bir tarihimiz olacakmış gibi. Benim hayatım sanki böyle devam edecek bir ilişki. Fatih ya biz de o koşullarda gazetecilik yapalım, yapma. Sadece genç meslektaşlarımız değil. Hani şöyle bir şey. Biz bunun içine tabii ya keyif alıyoruz. Böyle program yaparken gülüyoruz filan. Ondan sonra iyi şeyler oluyor, mutlu oluyoruz. İki arkadaşımızla oturup içiyoruz, tatile gidiyoruz, çalışıyoruz. Yani hayat böyle devam ediyor. Böyle yaşanmaz değil. Bir şekilde yaşıyorsun ama... böyle sert gidecek diye düşünüyorum. Karamsar değilim. Yani düzelmeler olabilir ama Türkiye sert bir ülke. İnişli çıkışlı da olsa böyle biraz daha sürecek bu hikaye gibi hissediyorum ben. Ama özgürlükler de tabii tuttuğumuz, kazandığımız kadar bizim oluyor. Bir de kazandıktan sonra da bırakmamak lazım. Bırakınca tekrar gidiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir şey maalesef gazetecilerle, yani şöyle bir şey olmuyor. Hani bir boyabadana işi yapan müşteriyle kendisi arasındaki bir hizmet taktiğiyle uğraşıyor. Ama biz bir de polisle uğraşıyoruz falan yani. Hani yahut da iktidarla uğraşıyoruz gazetecilik yapmak için. Oysa biz halkın haber alma hakkının tercümanıyız. Doğru söylüyorsun. Belki işte halkın ileri kesimleri, demokrasiden yana güçler bunu daha fazla mesele edilirse belki basın meslek örgütlerinin ve gazetecilerin üzerindeki yük de göreli olarak azalabilir bu açıdan. Hı hı. Banu Hanım?
Yani ben öncelikle tabii ya, aciliyetle gazetecilerin örgütlenmesi gerekliliğinin altını çizmek Kesinlikle. isterim. Yani bir vakitler ana akım vardı ve patronların gölgesinde patronlara güvenerek gazetecilik yapılıyordu ama artık gazeteciler kendi haklarının arkasını, yani kendi haklarını kendileri elde etmek zorundalar. Bunun için de örgütlenmek lazım ama gazetecilik mesleğinde bir haklar ilişkisinden bahsedeceksek burada iki taraflı bir şey var. Yani bizim ifade özgürlüğümüz varsa okuyucunun, izleyicinin ve haber alma hakkı olduğunun farkında olması ve bu hakka sahip çıkması gerekiyor. Tamam, biz mesleğimizi sürdürme kararlılığına, ifade özgürlüğümüzü savunma hakkı kararlılığına devam edelim ama okuyucunun da şimdi bu fon tartışmasında şimdi okuyucu 1 lira, yani bir gazeteye 1 lira vermekten imtina ederken internet sitelerine üye olmaktan, basın bağış yapmaktan imtina ederken, haber alma hakkına sahip çıkmazken bu tek tarafın çabasıyla sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla ben okuyucunun, izleyicinin, haber tüketicisinin de bu hakka sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu böyle zaten düşünüyorum demeyeyim. Sahip çıkmaya çağırıyorum diyeyim. Evet, katılıyorum size ve en başta da dediğiniz gibi örgütlenme en önemli maddelerin başında geliyor diye düşünüyorum. Yıllardır bunu savunuyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Aslında çok önemli bir konuyu konuştuk ama çok da keyifle konuştuk. Her şeye rağmen gülerek canımızın mücadele yandığı yerde edeceğiz. Tartışıyoruz. Hep bir hale geldik. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, bugün bir yanıyla bizi derken aslında sizleri de konuştuk diyelim. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar.